Ben Gülşah Şen ve Gülşahçe Lezzetlere hepiniz hoş geldiniz. Yine çok yüksek enerjiye sahibim. Çünkü bugün size söz verdiğim çilekli limonatayı yapacağım. Ama bunu lütfen not edin adım adım. Çünkü bundan bir frozen, bir sorbe ve meyveli buzlar hazırlayacağız. Hepsi sadece tek tarifle. Sizce ben bunu burada yalnız bırakır mıyım? Kesinlikle hayır. Gülşahşen.com.tr Instagram hesabından yaz için en çok istek alan tariflerden birisi olan sebzeli tavuk dürüm yapıyoruz. Hani şu kafelerde çok hesap edilerek yediğiniz var ya, işte tam da ondan. Bir de yine aynı şekilde Akdeniz salatası yine bugün bu mutfakta olacak. İşe neyle mi başlayacağım? Çilekli limonatayla. Çünkü ben her zaman sözümü tutmaya çok özen gösteririm. Çok konuşmadan malzemeleri gelsin o zaman. Gerçek bir limonata için bir sürü limona ihtiyacınız var. Ben size daha önceki bölümlerde aslında tekniği göstermiştim. Fakat çilekli limonatayı limon püresiyle yaptığım için dediniz ki lütfen ikisi tekrar nasıl oluyor bir daha göster. Sizi kırmak ister miyim? Kesinlikle hayır. Limonatanın malzemeleri burada. Limonum, portakalım, yeşil elmam, misket limonum ve şekerim var. Burada da çilek sos için çilek ve yine limonum, şekerim var. Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Şeker yerine stevia tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Kullanmak isterseniz ekrana gelen tarifteki şeker oranını yarıya düşürüyorsunuz. Bal kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yarıya düşürüyorsunuz. Agave şurubu tercih ederseniz onu da kullanabilirsiniz. Yani şekerli bu limonatayı yine tatlı ama sağlıklı bir hale de getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Peki ilk olarak çilekli limonata için ne yapmam lazım? Nefis bir çilek sos hazırlamam lazım. Yine bu programda defalarca bu sos nasıl hazırlanır diye gösterdim. Ama hala soruyorsanız ben diyorum ki vardır bir bildiğiniz. O yüzden işe ilk olarak çilek sosla başlayacağım. Yaklaşık 500 gram kadar çileğe, 1 adet limona ve şekere ihtiyacım var. Tabii ki bir de sos tavası. Peki şimdi ne yapacağız? Bunların bu yeşil kısımlarını alıp sos tavasına aktaracağım. Hadi başlayalım o zaman. Aynen bu şekilde incecik şu kısımlarını alıyorum. Çilekleri bölmüyorum, bilginiz olsun. Bunlar yaklaşık 3 dakikada sirkeli suda beklediler. Sonra tekrar durulanıp kurulandılar. Bilginiz olsun. Hızlıca, az konuşarak diyeceğim ama genelde çok yapamıyorum. Biraz fazla konuşuyorum, biliyorum. Bunların hepsini içine alıyorum. Bu arada limonatayı yaparken bize limonun suyundan çok kabukları da lazım. Bunları tek tek rendeleyeceğiz. Evde blenderınızı hazır edin çünkü bu tarifler için daha önceki bölümde size göstermiştim. Mutlaka buz kırmaya elverişli bir blender'a ihtiyacınız var. Çileklerimi hazırladım. Önce limonun bütün kabuğu, sonra da suyunu ve şeker ekliyorum. Sıkmadan önce mutlaka kabuklarını rendeleyin. Bakın limonata yaparken asla beyaz kısımları almayacaksınız, acı olur. Ben bütün kabuğu aldım. Yine aynı rendeyle işe devam edeceğim. Çünkü hepsinde meyve kabuğu rendeleyeceğim. Şimdi limonumu da yine elimi sıkacak olarak kullanarak sıkıyorum. Bu sosta biraz ekşilik istiyorum. O sebeple tamamını. Biz program biter bitmez bütün tarifleri YouTube'a yüklüyoruz. YouTube Gülşahçe Lezzetler'de unutmayın. Bu arada hemen hatırlatacağım çünkü çok heyecanlıyım demiştim. Bu program yine bol sürprizli bir program. Programın tamamını izlemeniz gerekiyor. Özellikle de reklamları. Siz istiyorsunuz, biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O sebeple bu programı baştan sona reklamlar dahil izleyin. Hangi gün olduğunu söylemiyorum. Hafta içi her gün 12.45'te takibi size bırakıyorum. Sonra ben duymadım, ben görmedim demeyin. Detayların hepsine de Instagram için gulşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Defalarca hatırlatıyorum ki duymayan kalmasın. Şimdi bunun üzerine şekerimi ilave ettim. Kirli kaplarımı, çöplerimi aldım. Bunu da ocağa koyuyorum. Barandan rica edeceğim. Ben kabukları rendelerken bunu taşımak istemiyorum çünkü. Baran benim için bakacaktır. Şimdi sıra geldi bu limonatayı hazırlamaya.
hızlı bir şekilde bütün bunların kabuğunu içine rendeleyeceğim. Aşama aşama tekrar göstereceğim. Hemen başlıyorum. Burada yaklaşık 2, 4, 6, 8 tane limon var. Ben bütün ölçüleri veriyorum. Hepsi ekrana yansıyor, bilginiz olsun. Bütün kabukları rendeledim. Sularını da sıktım. İçinde ne vardı? Limon, portakal ve misket limonu. Bir adet elmam var. Sunum içinde bir tane misket limonu ayırdım. Şimdi bu aşama çok önemliydi. Daha önce de belirtmiştim. Şekeri kabukların üzerine döküyorum. Güzelce parmak uçlarımla yoğuruyorum. Bunu neden yapıyordum? Limon şekeri elde etmek için. Çünkü bu suyla birleşince tamamıyla çözünecek ve siz o eşsiz limonata tadını aslında bu kabuklar verecek. Şimdi hızlı bir şekilde limon şekerlerini elde ediyorum ve mis gibi kokuyor. Bütün portakal kabukları, misket limonunun kabukları, bırakın hepsi içine karışsın. Şimdi buradaki elmamı yine aynı rendeyle, kalın tarafıyla içine rendeliyorum. Bir elmamı da rendeledim kabuklarıyla beraber. Şimdi bütün parçaları karıştırma kabına alıyorum. Şimdi aynı şekilde elmalarımı da yoğuruyorum. Unutmayın, bu şekerli karışım ne kadar lezzetli olursa, ne kadar meyve kabuğu içerirse o kadar güzel olur. Bakın aynen bu şekilde sanki bir hamur gibi cıvık bir hamur elde ediyorum. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bence artık herkes öğrendi diye düşünüyorum. Ham çözeltim hazır. Şimdi 2 litrede buz gibi suyum var. Hemen içine ilave ediyorum. Bu arada Emirhan size rengi göstersin. Bu rengi mutlaka görün. Bu diğer tarifler için bu bazı bilmeniz çok önemli. Aksi takdirde yapamazsınız. O yüzden bugün yoğun istek üzerine Instagram gulşahşen.com.tr'den gelen yoğun istek üzerine bunu tekrar yaptım. Şimdi bütün şekeri bu suyun içinde çözeceğim. Şimdi bakın bütün şeker bunun içinde çözüldü. Sıra geldi naneye. Peki naneyi nasıl kullanacağım? Ben taze ot çok seviyorum. Tertemiz yıkanmış. Şöyle içine batırıyorum. Vaktiniz varsa bunu bu şekilde bir gece dinlendirin. Yoksa bir saatte olur. Ben şimdi dolaba alacağım. Bütün saplarını, her şeyini şöyle içine batırdım. Nanemi de ekledim. Peki tek eksiğim ne kaldı? O limonların nefis suyu. Hemen içine ekliyorum. Hepsini şöyle bir kere daha bir karıştıracağım. Bakın aynen böyle. Zaten 2 litre soğuk su ile şekerlerimi de çözmüştüm. Şimdi bu böyle duracak. Çilek sosum da hazır. O da soğuyacak. O zaman bunlar buzdolabına gitsin. Ama unutmadan siz hemen buz kalıplarınızı, dondurma kalıplarınızı çıkartın ve buzluklarınızın buz yapma düğmesine basın. Çünkü bundan sonraki tarifler sadece bir dakikada tek tuşla hazır olacak. Peki ben şimdi ne mi yapacağım? O nefis Akdeniz salatasını. Hadi malzemeleri gelsin o zaman. Akdeniz salatasında neler olur? Tabii ki Akdeniz yeşillikleri olur. Bunların hepsi artık bütün marketlerde kutu içinde hazır olarak satılıyor. Bunları hazır bir şekilde alıp evinizde yıkayıp kullanabilirsiniz. Yani bir salata için bu marulları koca böyle demetler halinde almanıza gerek yok. Tabii ki bu gülşahça bir Akdeniz salatası olacak. Benim dolabımda da vardı. Bir tane şu sarı biberlerden ekleyeceğim. Yine ben bu salatalarla özellikle içine peynir de ekleyeceksem yeşil elma kullanmayı çok seviyorum. Yine bu da tamamen gülşahça bir tercih. Arzu ederseniz mutlaka ekleyin çünkü çok ama çok lezzetli oluyor. Tabii ki kapya biberim var. Sanıyorum beni izleyen herkes biliyordur. Benim hiçbir salatam
Kapya bibersiz olmuyor çünkü o tatlı aromasını çok seviyorum. Ve minik çeri domateslerim var. Bulabiliyorsanız bunların sarılarından da böyle görsellik olsun diye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda biraz zeytin kullanacağım ve beyaz peynirim var. Nasıl bir beyaz peynir kullanıyorsun bu salatada diye bana sorarsanız. Ben Ezine tercih ediyorum. Çok hoşuma gidiyor ama siz tabii ki istediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde hemen bunları karıştırma kabıma doğramam gerekiyor. Bunları doğrayabilirsiniz bıçakla ama böyle benim gibi elinizle de içini alabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde öyle yapacağım. Çünkü bakın sesi duyuyor musunuz? Hatta bir daha yapalım. O kadar körpe ve tazeler ki bıçak değdirmeye kıyamadım açıkçası. Hepsini bunun içine alıyorum. Salatayı servise kadar bekletecekseniz benim gibi üst üste doğrayın. Bütün malzemeleri bir araya servise getirirsiniz. Ben ne dedim? Bir tane yeşil elma ekleyeceğim ve kabuklarıyla ekleyeceğim. Bunları da aynen bu şekilde iri küpler halinde doğruyorum. Bakın bir küpün büyüklüğünün böyle olması lazım. Direkt karıştırma kabına atıyorum. Sıra geldi biberlere. Önce bundan başlayacağım. Önce içindeki çekirdeklerini temizlemeniz gerekiyor. Ben küçük bir bıçak yardımıyla şu şekilde tek hamlede hepsini alıyorum. Bunu da nasıl doğrayacağınız da yine siz karar verin. Şu şekilde şeritler yapabilirsiniz. Bunları küçültebilirsiniz. Bakalım bir doğrayalım, ona da karar veririz. Şöyle bakıyorum. Bence salata için biraz büyük. O yüzden yine çok küçültmeden doğruyorum. Bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Şimdi sırada kapya biberim var. Bunun da iki tanesini üst üste getirdim. Ve ince ince doğruyorum. İşte bu kadar. Bunlar da hazır. Üstüne koydum. Sıra geldi domateslere. Şöyle tabağımı önüme aldım. Burada çok tatlı minnoş domatesler var. Bunları hiç bölmeden içine atıyorum. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Hepsi içine gidiyor. Bence 3-4 tane de bunlardan doğrayalım ki hafif böyle suyu karışsın. Şu dördünü de ayıralım. Şimdi sırada çeri domatesler var. Onları da şu boyutlarda, yani bir tanesini dörde bölüyorum. Bu arada domateslerimi doğrarken tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu program sürprizlerle dolu. Reklamlar dahil lütfen izleyin. Kimsenin kaçırmasını istemiyorum. O sebeple dizi izlemeye devam edin. Detayların hepsini de Instagram için gulşahsen.com.tr'den vereceğim. Şimdi geldik zeytin ve peynire. Şöyle ben bir avuç zeytin alıyorum. Bence bu kadar yeterli çünkü üstüne de koyacağım. Şöyle çok fazla değil. İçine hemen bunlardan ekliyorum. Zeytin tuzludur, sosunuzu ona göre yapın. Şimdi peynir üstüne de ekleyeceğim ama içine de koymak istiyorum. Bakın çok lezzetli bir peynir bu. Ama dediğim gibi ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Çok da peynir olmasın. Bu arada elma ile peynirin uyumu da harika oluyor. Salatanın şu renklerini bir Emirhan göster herkese. Şu renk uyumunu bir görün istiyorum. Sosu için de dediğim gibi böyle bir salata için bence yarım limon yeterli. Çünkü ben çok ekşi sevmiyorum. Yarım limonu sıkacağım. Bu arada bunların hepsini saklama kaplarına hazırlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine salatama şöyle bir göz ucuyla bakıyorum. Bence tuzu çok olmasın çünkü hem zeytin hem peyniri var. Şöyle yarım çay kaşığı yetecektir. Ama zeytinyağını tabii ki bol kullanıyorum. Yeryüzünün bence en basit ama bir o kadar lezzetli sosu.
Şimdi saklama kaplarının kapaklarını kapatıp buzdolabına göndereceğim ki servis anına kadar tazeliğini korusun. Bu çok önemli çünkü aksi takdirde havayla direkt temas ettiğinde domates suyunu bırakır, yeşillikler pörsür. Lütfen siz de bu noktaya çok dikkat edin. Önce büyük olanı hazırlayalım. Bunu kapadım. Şimdi küçük olanı. Artık bunlar buzdolabına gidebilir. Ben de hemen o bahsettiğim çilekli limonatayı bir araya getirmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Şimdi bu lezzetli karışımı bir araya getireceğim. Başta da söylemiştim, vakti olan dedim, bunu bir gece beklesin. Önce naneleri alıyorum. Sonra başka bir karıştırma kabına tel süzgeç yerleştirdim. Bütün bu karışımı içine döküyorum. Hepsini. Bir kaşık yardımıyla mutlaka bu tel süzgeçte kalan bu lezzetli kabukları alıyorsunuz. Ezin. Aynen bu şekilde. Bizim şu an çok lezzetli mi lezzetli bir limonatamız oldu. Artık diğer aşamalara geçebilirim. Bunu buzla çekip nefis bir sorbe yapacağız ama diğer malzemeleri birazdan vereceğim. Sonra frozen'ım var ve evdeki minnoşlar için de harika, lezzetli, meyveli buzlar. Şimdi geldik işte o nefis çilekli limonataya kavuşma anına. Bakın hazırladığım çilek sosu aynen içine döküyorum. Şimdi bunu güzelce blend edeceğim. İçinde de hafif taneler bırakıyorum ki içerken hissedilsin. Artık çilekli limonatam hazır. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde dökmeye elverişli bir kaba alacağım ki rahat bir şekilde bunları doldurayım. O arada siz de hem rengi görün hem de şöyle bir bakın. Ben evde bunları hani domates rendesi yaptığımız kavanozlar var ya, onlara koyup kapağını kapatıp şöyle bir hafta falan saklıyorum, bilginiz olsun. Önce evdeki minnoşlarım bence meyveli buzlarını hazırlayalım. Bakın aynen şu şekilde hepsini dolduracağım. Birazcık boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunun içine isterseniz taze çilek ekleyebilirsiniz. Ama ben blend ederken püre yapmadığım için tamamen içinde var. Ben fakat ekrana tarife verdim. Limonatanın yanında aynı zamanda da 5-6 adet çilek yazıyor. Onun sebebi farz edelim ki çok blend ettiniz. Hani içine böyle parça parça çilekler ekleyebilirsiniz. Şöyle bir bakalım nasıl görünüyor. Bence gayet güzel. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum. Bunları bir de böyle şekilli şekilli de yapabilirsiniz. Mesela Feyzoş evde ne yapıyor biliyor musunuz? Benim çikolata silikon kalıplarım var ya, bunları onlara dolduruyor. Ondan sonra içeceklerin içine de atıyor. Siz de aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Meyveli buzumuz, buzimiz hazır. Bu derin dondurucu da donacak. Kenara aldım. Şimdi aynen içini de göstereyim. Şöyle bir buz kalıbına ihtiyacınız var. Bu kısmı silikon olanlardan alırsanız eğer çıkartırken çok rahat edersiniz. Bunu en kolay doldurma yöntemi de şu ortadaki kapağı açarsınız ve buradan doldurmaya başlarsınız. Şimdi buz kalıbımı da doldurdum. Buzilerimde bunlar derin dondurucuya gidecekler. Artanları da az önce bahsettiğim gibi buzdolabına alacağım. Çünkü nefis içecekleri ve tatlıyı hazırlamam için bunların donması gerekiyor. Peki bunlar donana kadar ben ne mi yapacağım? Nefis bir tane sebzeli tavuklu wrap, yani dürüm. Yine sizden çok istek almıştı. Programın başında da söylemiştim. Bunu özellikle yapıyorum çünkü birçok kafeye gittiğinizde en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesi. Ben de size söz vermiştim bugün bu mutfakta. Ama dediğim gibi programı mutlaka reklamlar dahil izleyin. Çünkü sizler için harika sürprizler var. Peki bu nefis, sebzeli, tavuk dürümde ne olacak? Diğer adıyla, kafelerin böyle menüye yazdığı adıyla
tavuk wrap'te ne olacak? Tavuğum var, aynen kuşbaşı doğranmış. Ben her zaman tavuk kullanırken, kullanacaksam marketten mutlaka kalça kısmından alıyorum. Yağlı olduğu için çok lezzetli oluyor. Onun dışında kabağım, havucum, kırmızı soğanım, maydanozum var. Ve tabii ki bunun olmazsa olmazı çedar peyniri. Ama biz bu mutfakta kurallara ne zaman uyduk ki? Çedarınız yok mu? Kaşar da koyabilirsiniz. Peynir sevmiyor musunuz? Hiçbirini eklemeyin. Canınız ne istiyorsa. Biraz salçam var. Domates rendem. Hafif şeker kullanacağım. Neden hafif şeker kullanıyorum? Ben rendenin tadına baktım. Hafif ekşi geldi bana. Onun ekşiliğini kırmak için biraz şeker kullanacağım. Bunları çok güzel pişirmeniz gerekiyor. Şahsi fikrim kesinlikle wok bit tava kullanın. Mümkünse biliyorsunuz ben hep döküm tercih ediyorum. Siz de döküm bir tava tercih edin. Çünkü unutmayın döküm wok tavalar ısıyı eşit miktarda yayar. Peki nasıl mı? Hemen alıp geliyorum. Tavamın altını açacağım. Her zaman döküm ürünlerde ne söylüyordum? Döküm ürünler, tava, tencere ne kullanacaksanız şayet geç ısınır, geç soğur. Peki döküm ürünlerde yemek pişirmenin sırrı neydi? Pişmesine bir tık kala ocağın altını kapatacaktık. Bunu neden yapıyordum? Geç soğuduğu için ben ocağın altını kapatsam dahi pişme işlemine devam edecek. O sebeple altın kuralımızı uygulayacağız. Ocağın altını açtıktan hemen sonra ne yapıyorduk ısındı mı diye? Şu şekilde elimizi koyuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e geldiğinde çekme isteğin olması gerekiyordu. Benim şu an oldu mu? Hayır. O zaman döküm tavam ısınmaya devam etmeli. Ben bu arada boş durur muyum? Hayır. Tavuklarım zaten doğranmış. O zaman soğanımla işe başlayayım. Peki bunu en son nasıl servis edeceğim? Ben bugün yine böyle ocaküstü kullanıma uygun nefis bir tost tavası kullanacağım. Eğer sizin de evde varsa çıkartın çünkü çok ama çok daha lezzetli oluyor. Soğanlarla şimdi hemen susup söz verdim. İşe başlıyorum. Şimdi hemen 5 saniye kuralına bakıyorum. Evet, elini çek dedi bana tava. Hemen içine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Tavanızın doğru ısındığını şu şekilde anlayacaksınız. Şimdi Emirhan detayı alıyor bakın. Bu ses diyor ki bana tavan doğru ısıda pişirmeye devam edebilirsin. Siz de görebilirsiniz tavuklar birden mühürlendiği için çok fazla su kaybetmeyecekler. Böyle saç kavurma gibi lokum gibi pişecekler. Şimdi ben soğanlarımı şu şekilde ittiriyorum. Hemen soyacak yardımıyla kabukları soyuyorum. Havuçları da yine minik minik yapacağım. Ben size daha önce onun kolay yöntemini de göstermiştim. Şimdi bunları hızlı hızlı doğrayacağım. Havucum da hazır. Hemen onu da buraya aldım. Şimdi kabaklarımı da soyuyorum. Bu arada tekrar göstermek istiyorum. Tavanın ısıyı eşit bir şekilde yayması sebebiyle bakın tavuklarım hiç su kaybetmedi. Bu bence pişirmede en önemli tekniklerden bir tanesi. İyi kalite bir tava, iyi ısınmış bir tava ve doğru bir malzeme. Ben kabak kullanırken içindeki çekirdekleri çıkartmıyorum ama arzu edenler çıkarabilir. Şimdi şöyle bir boyutlarına bakalım. Bunları da aynen bu şekilde bölüyorum. Sırada 2 tane sarımsağım var. Ben onları da şu şekilde incecik doğrayacağım. İsterseniz küçültebilirsiniz, isterseniz bütün bırakabilirsiniz. Bakın bunlar da hazır. Hemen bunları da soğanlarımın yanına aldım. Maydanozları serviste içine ekleyeceğiz.
tavuklarım olsun, adım adım bütün malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi şöyle size tavuklarımı göstermek istiyorum. Aynen tavuk kalçaların kıvamı bu. Bunu marketlerde paketlerin üzerinde şöyle yazar. Tavuk kalça şiş diye. Biraz açılmıştır. Siz benim gibi açıp doğrayabilir ya da marketin kasabı doğruyorsa ona da doğratabilirsiniz. Şimdi içine soğanlarım gidiyor. Sanıyorum soğan ve sarımsağı o kadar çok seviyorum ki her şeye ekliyorum. Bence olmaz yani. Soğan ve sarımsak olmadan yemek yapılmaz gibime geliyor. Sarımsakları da ekledim. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Şu ana kadar herhangi bir baharat eklemedim. Hadi gelin biraz tuz ekleyelim. Tuzu soğanla aynı anda niye ekliyorduk peki? Soğanlar hızlıca yumuşasın diye. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzu ekledim. Bütün malzemeyi düşünerek unutmayın. Bunların da bir 2 dakika sotelenmesi gerekiyor. Şimdi içine havuçları gönderiyorum. Bakın soğanlarım tam ölmedi. Her zaman ne diyorum sebze sotelerken? Hiçbir sebzeyi kesinlikle böyle öldürmeyin. Diri diri kalsın. Şimdi havuçları göndereceğim. Havuçlar rengini değiştirmesi gerekiyor. Bu da 2-3 dakika kadar sürecek. Havuçların biraz daha pişmesi gerekiyor. Henüz renk değiştirmedi. Ben eğer soğanlarımı tam öldürseydim bu aşamada işleri bitmişti. Bakın havuçlarım da yine döküm etkisiyle çok güzel böyle grill gibi oldular. Şimdi içine hemen kabakları gönderiyorum. Tekrar bir karıştıracağım. Kabaklar için hiç beklemeyeceğim. Çünkü hemen pişeceklerdir. Biraz da diri kalmaları gerekiyor. Şimdi biraz tuz eklemiştim. Şöyle azıcık daha ekliyorum. Sonra karabiber en sevdiğimden. Şöyle biraz da kırmızı toz biber ekledim. Hemen bir tur karıştırıyorum. Şimdi içine salçasını ekliyorum. Burada yarım yemek kaşığı kadar, şu kadarcık yani domates salçası var. Arzu edenler tabii ki biber de koyabilir. Bakın salça bütün malzemeyle birleşti. Şimdi domates rendemi ekliyorum. Eğer lavaşlarınızı çok ıslatmak istiyorsanız oranını arttırabilirsiniz. Çok da sulu sulu olmasın bence. Bu kadar yeterli. Ben şimdi ekşi olduğu için size göstereyim. Şöyle hani deriz ya parmak ucuyla bir tık şekerimi ekledim. Ve bütün lezzetler bir araya gelsin diye ocağın küçük gözünün kısık ateşini aldım. Şöyle 1-2 dakikaya daha ihtiyacı var kabaklar için. Peki şimdi ne yapacağım? Hemen incecik maydanozları kıyacağım. Şimdi incecik kıymaya başlıyorum. Şimdi doğradığım maydanozları da bu şekilde alıyorum. Ben evde yemek yaparken de böyle yapıyorum. Maydanozumu, taze soğanımı ya da başka taze otlarım varsa mutlaka hazırlıyorum ki serviste böyle elimin altında bulunsun. Tüm malzemelerim hazır. Ocağın altını bir tık erken kapattım. Şimdi bu dürümleri nasıl hazırlayacağım? Önce hazırlayacağım, sonra bunları nasıl böyle daha lezzetli hale getireceğiz ona bakacağız. Her zaman ne yapıyorduk? Şöyle lavaşımızı bir bunun içinde şöyle bir güzel ıslatalım. Bütün bu lezzetten lavaşın içine gelsin. Bakın aynen böyle olacak. Bunu aldım. İçine maydanoz serpiyorum ki bence kesinlikle olmalı. Sonra uzunlamasına istediğiniz kadar koyabilirsiniz.
İsterseniz açık da servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bol miktarda malzememden ekledim. Şimdi bunu çok sıcak olduğu için şöyle bir sıkıştıracağım. Önce şuradan kapatıyorum. Bakın göstereyim. Buradan kapattım. Bunu bu şekilde bütün malzemeyi almanız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Anlatırken de el çabukluğumu kaybediyorum. Sonra sıkıyorum ve bu şekilde sarıyorum. Bu. Bu birincisi. Birincisini maydanozlu hazırladım. Şimdi ikincisinde sıra. Ona ne koyacağız Emirhan? Çedar peyniri. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben ikisini de gösterdim. Şimdi yine bu lezzetlerle lavaşımı buluşturuyorum. Bakın aynen böyle olacak. Buna maydanoz serpmiştim. Buna da çedar peyniri. Bol miktarda döküyorum. Bu içinde eriyecek. Bu arada ben Emirhan'a çedar diye maydanoz suyu vermeyi düşünüyorum. Nasıl fikir? Olur olur diyor. Arkadaşım çok acıkmış. Çap çap, evet çaplıyormuş. Yine aynen buna da malzemeden ekledim. Bu arada ben biraz yemek yaparken bol kepçeyimdir, bilginiz olsun. Şimdi yine burayı mühürledim. Hemen tersini aldım. Bakın aynen bu şekilde çıkanları da ittirdim ve sarıyorum. Ne demiştim? Bu dürümlerin lezzetini böyle level atlatacağım diye. Hemen onu yapacağım ama nasıl? Bu benim en çok sevdiğim tost tavalarından. Şimdi dürümleri bunun içine yerleştireceğim ama nasıl? Bakın şöyle çok hafif bir zeytinyağı süreceğim. Bu tamamıyla lezzet için gerekli. Çok hafif. İsterseniz fırça yardımıyla yayabilirsiniz de. Yapışmaz ama ben lezzet için ekledim. Arzu edenler tereyağı da koyabilir. Zeytinyağını sürdüm lezzet versin diye. Şimdi ocağın altını açacağım. Kendime doğru da çevireyim. Dürümlerimi güvene alayım. Dikkatli bir şekilde bunları sırayla burada pişireceğim. Aynen böyle. İkincisi de burada hazır bekleyecek. Peki şimdi artık bu lezzetli çilekli limonatadan hazırladığımız şeyleri hem yapıp hem sunmaya başlayalım mı? Çünkü hepsi dediğim gibi 2 dakikada hazır olacak. Ama önce bunlar olurken bence bir reklamlara gidelim. Diğer tüm lezzetlerin hepsi reklamlardan sonra burada. Bizden ayrılmayın. Önce buzlu olanların servisini yapmak istiyorum. Çünkü burada nefis bir dürüm pişiyor. İlk olarak limonatayla başlayalım. Bakın çilekli limonatam. Buzlukta beklemiş bardaklarla servis ediyorum. Bence siz de kesinlikle böyle yapın. Limonatam hazır burada. Şimdi ne dedim? Sorbe yapacağım. Sorbe için de limonata ihtiyacım var. Bence bu kadar yetecektir. Şimdi buzları ekliyorum. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim. Arzu ederseniz biraz nane ekleyebilirsiniz ama benim limonatamda yeteri kadar var. Kapağı kapatıyorum ve düğmeye basıyorum. Çilekli limonatadan frozen'ım da hazır. Kıvamı aynen böyle olmalı. Bakın size detaylı olarak gösteriyorum. Buzlu buzlu. Aynen böyle olacak işte. Üste de çıkabilirsiniz. Bunu da koydum. Şimdi yine bunun içinde sorbe yapacağım. Hadi bunu Emirhan'la Baran'a vereyim önce. Şimdi sıra geldi sorbeye. O kadar çok soğuk içecek hazırladım ki bugün. Limonata, frozen, sorbe. Söylerken karışıklık yaptıysam kusura bakmayın. Hepsinin tarifi arka arkaya ekrana geliyor. Ne demiştim? İyi bir sorbe için bunu hazırlamanız gerekiyor. Az önce gösterdim. Şimdi bunun bütün küplerini bir kalıba aynen blenderın içine alacağım.
Hemen içine şöyle biraz daha limon kabuğu rendeleyeceğim. İri bir rende kullanıyorum ki görünsün. Azıcık da limon suyuna ihtiyacım var. Biraz krema eklemeniz gerekiyor çünkü bu bir tatlı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kremamı ekledim. Krema ekleyerek şeker oranını düşürdüğüm için de birazcık toz şeker ekliyorum. İsteyenler yine bu aşamada ne yapabilir? Nane tekrar ekleyebilir. Şimdi yine düğmeye basıyorum. Benim sorbem de hazır. Şimdi peki bunu ben nasıl servis edeceğim? Bakın şöyle bir fanusun içine buzlar koydum. Şimdi buna birazcık su ekleyeceğim. Neden su ekliyorum onu da göstereceğim. Bu tarifleri yaparken servis etmem gerekiyor. Bir tane de misket limonu aldım. Yine kesme tahtamı gördüğünüz gibi çok idareli kullanıyorum. Şimdi su koydum çünkü bunun içine çok havalı bir görüntü için kuru buz ekleyeceğim. Hemen onu alıyorum. Şimdi pastaneden aldığım kuru buzları böyle ekliyorum. Bakın bakalım nasıl görünüyor. Çok basit bir malzemeyle bütün misafirlerinizi aynen bu şekilde şaşırtabilirsiniz. Kim böyle bir tatlı yemek istemez ki? Üstelik çilekli limonatadan. Şunun da şöyle bir kıvamına bakın. Şimdi sırada meyveli buzilerim var. Ama öncesinde sorbeme şöyle minnak dokunuşlar yapacağım. O zaman meyveli buzileri de servis edip bunları en sona bıraktım. Şimdi meyveli buzları servis edeceğim. Şöyle bir yandan bakıyorum, kuru buzun etkisi bittikçe atıyorum içine. Siz de böyle yapın. Hatta en son kapanışta limonataları da yapalım. Yine bunlar için buz dolu bir küre hazırladım. Bakın meyveli buzlarımız aynen böyle. Bunları istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben şöyle içlerine yatırmayı çok seviyorum. Bakın aynen bu şekilde. Bunlar da hazır. Böyle bugün size bol buzlu sunumlar hazırladım. Peki şimdi sırada ne var? Hızlıca dürümümü ve salatamı servis edeceğim. Şimdi benim dürümlerim hazır. Aynen böyle olması gerekiyor. Şöyle verev bir şekilde kesiyorum. Çok sıcak. Bakın içleri de böyle olacak. Emirhan'dan kurtardığımı hemen servis yapıyorum. Ve tabii ki ben biraz üzerlerine de şöyle tabağım şık görünsün diye maydanoz ekledim. Dürümlerim de hazır ama bence bu kadar soğuk içeceğin içinde dürüm biraz geri planda mı kaldı ne? Hadi hemen hızlıca o zaman salatayı servis yapalım. Salatam hazırdı. Hemen yine aynı şekilde sosumu ekliyorum. Bolca sos koydum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bol miktarda tabağıma yerleştiriyorum. Son anda da bakacağım üstüne bir şey eklememe gerek var mı yok mu diye. Ben kenara ayırdığım zeytinlerden de görsellik olarak üstüne ekliyorum. Dürümüm pişti, her şeyim hazır. O zaman ortalığı toparlayabilirim. Bugün size bol buzlu, bol dumanlı bir veda yapacağım. Bütün bu tariflerin hepsi programdan hemen sonra YouTube için Gülşahçe Lezzetler'de ve tabii ki tüm sorularınızı Instagram üzerinden gülşahşen.com.tr'den sorabilirsiniz. Bu tarifleri kesinlikle deneyin. Buna en çok çocuklar, belki de evdeki büyükler bayılacaktır. Ben hafta içi her gün saat tam 12.45'te Beyaz TV'de yani burada olmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.